önceki videoda step motorun sürme tekniklerinden bahsetmiştim teorik bir şekilde. Bu videoda elimdeki step motorların bobin uçlarını bulacağım ve basit bir şekilde bu step motorları sürerek bobin uçlarını doğru bulduğumu sizlere göstereceğim. Step motorlarımız tekrar edecek olursam 4 kablo çıkışlı, 5 kablo çıkışlı ya da 6 kablo çıkışlı olabilir. Elinizdeki step motorun 4 kablo çıkışı varsa bu step motor bipolardır. Eğer elinizdeki step motorun 5 ya da 6 kablo çıkışı varsa bu step motorsa unipolardır. Aradaki fark ne? Step motorlarda ister bipolar olsun ister unipolar olsun 2 bobin grubu vardır. Eğer bu bobin gruplarından unipolarda ortak uç ayrı ayrı çıkarılmışsa elinizde 6 tane kablo olacaktır. İki bobin grubunun da ortak ucu tek kablo ile çıkarılmışsa elinizde 5 adet kablo olacaktır. Şimdi buradaki unipolar step motor 6 uçlu. Bunun bobin uçlarını bulalım. Burada öncelikli olarak iki ayrı bobin grubunu bulmamız gerekli. Bunlardan hangisi hangisi? Direnç ölçümü yapacağız. Basit bir direnç ölçümü yapacağız. Herhangi birini baz alalım. Örneğin yeşili. İlk etapta direncine bakmayacağım. 4.2 gösteriyor bu bobin grubundan. Göstermiyor. Göstermiyor. Gösteriyor. Bakın şu 3 kablo kendi aralarında direnç gösteriyor. Şu 3 kabloyu ayıralım. Bunlara bir düğüm atayım. Diğerleriyle karışmasın. Kablo boyu müsaade ediyor. Şu bir bobin grubu. Bunlardan hangisi ortak uç? Birazdan bakacağım. Kopma falan var mı yok mu? Ölçüme devam edeyim. Teyidini yapmış olayım. Bu arasında direnç gösteriyor. Bu da arasında direnç gösteriyor. Şu boş bıraktıklarımsa başka bir bobin grubu. Şimdi bu bobin gruplarının ortak uçlarını bulacağım. Şu iki bobini seri olarak ölçersem örneğin iki misli bir direnç. Ortak uçta bir bobin başını ölçersem işte normal bir direnç bulacağım. Ama iki bobin başını ölçersem onun iki mislini bulacağım. Şimdi bakalım. Yeşil acaba ortak uç mu? Yeşil beyaz arası 2.2. Yeşil yeşil beyaz arası 4.0. Şimdi yeşil ortak olsaydı şu 2.2 ölçtüm ya. Bununla bunun direncinin aynı olması lazımdı. Ama ilk direnç 2 misli. Muhtemelen şu ikisi bobin başı, bu da ortak uç. Devam edelim. Şu ölçtüğüm değeri yani 2.2 ohmu şunun arasında da görmem lazım. Yani şu yeşil beyazla beyaz arasında evet 2.2. O zaman benim yeşil yeşil beyaz bobinimin ortak ucu, ona da bir düğüm atayım, şu. Bu bobin başı, bu ortak uç. Şimdi burada ortak ucu bulalım. Herhangi birini alın. Bu ne? Kırmızı beyaz kabloyu aldım elime. Kırmızı ile ölçüyorum. 4.1. Deminkinden hatırlayacak olursak, iki misli direnç gösteriyor. Yani bu aslında iki bobin başı, siyah da muhtemelen ortak uç. Ama ölçmeye devam edelim. Kırmızı beyazla siyah ölçelim. 2.2 yarısı gösterdi. Siyahla kırmızı ölçtüğümde yine 2.2 gösterecek. Bana siyahın ortak uç olduğunu gösteriyor. O zaman bu bobin grubunda ortak ucu bu. Bunun ortak ucunu bulduk. Şimdi iki bobin grubunun ortak ucu dışarı beraber çıkarılmışsa yani 5 tane elimde kablo varsa burada ortak ucu buluruz ama sürme sırasını bulmak zordur. Bulalım ortak ucu burada. Şurada kabloların rengi şu ikisi de birbirine benziyor. Acaba bu bir mesaj mı? Bakalım. Bu ara omaj ölçümü yaparken step motorunuzu çevirmeyin. Çünkü bu gerilim üretir. Ürettiği gerilim özellikle büyük güç step motorlarda yüksek olur ve avometrenizin ohm kademesine zarar verebilir. Çıktığı sırayla ölçeyim.
Bu ara bu şekilde tutmam etkiler mi? Bu şekilde tutmam etkilemez çünkü benim direncim çok büyük bir direnç, vücut direncim. Küçük dirençlerde çok büyük vücut dirençleri bu tip ölçümlerde sonucu aman aman çok ciddi bir şekilde etkilemez. 102. elli, şu orta kuca benziyor. Devam ediyorum. 102. Aslında ilk ölçümde gördük. Neydi? Şu siyahtı. 50 gelen. Bundan sonra şu gri ile de 52. Şuradaki kırmızıyla da, şuradaki bu eflatun mu pembe bu ne? Buna da 52 gösterecek. Yani ortak ucum şu. Şimdi elimde bir adet de bipolar step motorum var. Bipolar step motorda iki bobin grubu var zaten. Bunları bulmak zor değil. Hatta açık söyleyeyim bunları bu bobin gruplarını ölçüm yapmadan da bulabilirsiniz. Örneğin karşılıklı kısa devre yapalım. Şununla şunu kısa devre yaptım. Step motorun dönmesinde bir zorluk var mı? Yok. Bunu kısa devre yaptım. Var mı? Yok. Bunu da bunu kısa devre yaptım. Evet, step motorun dönmesi rotoru zorlandı. Bu neden oluyor? Onu da anlatayım. Ben step motor çevirdiğim zaman rotorunda sabit mıklasıslar var. Bu sabit mıklasısların oluşturduğu, döndürdüğüm zaman hareketli manyetik alan buradaki sargıları kesiyor. Sargılar da gerilim indikliyor. Kısa devre yaptığım zaman buradan bir akım geçiyor. Yani karşı manyetik alan oluşuyor. Sanki yüklü bir jeneratörmüş gibi. Yük varmış gibi çıkışında step motoru zorluyor. Yani kahve siyah bir uç. Birazdan ölçümle de kontrolünü yapacağım. Şunlar da bakayım. Evet, zorlanıyor. Şunlar da başka bir bobin grubu. Hemen ölçümlerini yapalım. Beş beş. Beş beş. Bu iki bobin grubu arasında da herhangi bir direnç olmaması lazım. Yok. Şimdi bobin gruplarımızın nasıl bulunduğunu gördük. Basit bir sürme tekniğiyle unipolar step motor üstünde bazı denemeler yapacağım. Bipolar üstünde denemeler yapmayacağım. Çünkü haş köprülü sürücülerle sürülüyor. Bunda bobinleri yanlış bağlama gibi bir şansınız yok. Bobinleri yanlış bağladığınızda step motor ters döner. Örneğin kahveli siyahın burada yerini değiştirdiğinizde step motor ters dönecektir. Onun haricinde adım atmasında bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ama unipolar step motorlarda eğer siz bobin sırasını yanlış verirseniz ileri ve geri yapacak step motor. Bunu da birazdan göreceğiz. Peki şimdi gelelim. Sürme tekniği yapmadan önce sıralama ne? Şuradaki pas vereceğim sıralama ne olacak? Bunu deneyerek bulacağız. Güç kaynağımı aldım. Örneğin kırmızıyı ilk bobin olarak alalım. Şimdi burada pas sırasını bulurken yapmam gereken şey şu. Bir sonraki adım karşı bobin grubundan olacaktır. Yani kırmızı enerjiyi şu şekilde kameraya da bakayım. Şurada bir set skur var. Gözüküyor mu? Şimdi kendi bobin grubundan verdiğim zaman sıralama yanlış olacak. Kırmızı, kırmızı, beyaz aynı bobin grubuydu. Şu ortak ucu da beyazdı bunda. Bundaki de siyahtı. Siyah beyazı birleştirdim. Yani iki bobin grubunun ortak uçlarını aldım. Kaynağımın ucunu buna bağladım. İnledim motorum. Şimdi bakın. Pembeyi verdim mi? Verdim. Buradan, bundan sonra kırmızıyla kırmızı beyaz aynı bobin grubundaydı. Bu bobin grubundan
bir bobinle çalıştırmayacağım. Bakın o taraf hareket etti ama daha sonra ters geri gelecek. Şimdi kırmızıyı verdim, başlangıç noktamı aldım. Başlangıç noktam bu. Karşı taraftaki bobin grubundan herhangi biriyle. Peki ne fark eder? Yani karşı taraftaki bobin grubu ne? Yeşil, yeşil, beyaz. Ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Yeşille başlarsanız bir yöne döner. Yeşil, beyazla başlarsanız öbür yöne döner. Örneğin yeşille başlatayım. Bakın. Bir adım bu tarafa attı. Şimdi kırmızı vermiştim. Kırmızı, beyaz vereceğim. Bir adım daha attı. Yeşil vermiştim. Yeşil, beyaz vereceğim. O zaman sıralama şöyle. Kırmızı, yeşil, kırmızı, beyaz, yeşil, beyaz şeklinde. Asıl bulmamız gereken sıkıntı olan bu. Hangi bobin grubu hangisi bilmiyoruz. İşte burada bol bol deneme yapmanız lazım. Ortak ucu dışarıya çıkarıldığında iki ayrı bobin grubunu ayıramıyoruz şu anda. Hesap verdik. Gri verelim. Aynı yöne dönüyor gibi. Mesela pembe verdim, ters döndü. Hayır. Tekrar verdim. İşte burada tüm kablolardaki bir kabloyu baz alıp tüm olasılıkları denemeniz lazım. Burada olduğu gibi karşı bobin grubunu ayrık bobinlerde göremediğim için tek tek burada deneme yaparak bulmanız lazım. Dediğim gibi bunda herhangi bir sıkıntı yok. İki bobin grubu var. Bobinlerden birini ters de bağlarsanız, ikisini de ters bağlasanız hiçbir şey değişmez. Sadece dönme yönü değişir. Şimdi basit devrelerle bu step motorları süreceğim. Neydi? Bunu tekrar hatırlayalım. Kırmızı, yeşil, kırmızı, beyaz, yeşil, beyaz. Bu sıranın doğru olduğunu size göstereceğim. Az önce uçlarını bulduğum step motorun sıralaması nasıldı? Kırmızı, yeşil, kırmızı, beyaz, yeşil, beyaz. O şekilde sıralamayla ben step motorun bobinlerine enerji vereceğim. Basit bir sürme devrem var röleyle. Sadece mantığı anlaşılması açısından yavaş da sürmek istedim ki biraz sonra bazı değişiklikler yapacağım. Onu daha net bir şekilde görün. Evet, başlayayım. Kırmızı, yeşil, kırmızı, beyaz, yeşil, beyaz. Bakın şu anda ileri geri adım atmıyor. Doğru sıralamayla step motorumu çalıştırıyorum. Peki bu noktada yanlış bağlantı yapmış olsaydım bobinlerimi. Mesela şöyle kırmızıyla kırmızı, beyaz neydi? Aynı bobin grubundaydı. Kırmızıyla kırmızı, beyazı yanlış bağlamış olsaydım ne olacaktı? Durduralım. Şu kırmızım, şu kırmızı beyazım. Yerlerini değiştiriyorum. Az önce ne tarafa gittiğini unutmayın. Tekrar başlatayım. Bakın aynı bobin grubunun içerisinde farklı bağlayacak olursam bobinleri, yani kırmızı ile kırmızı beyazın yerini değiştirecek olursam step motorum ters yönde döndü. Şimdi durdurayım. Dönüşü bu şekilde. Mesela yeşil ile yeşil beyazın yerini değiştirelim. Şu yeşil. Buna bağlayayım. Yeşil beyaz. Tekrar vereyim. Bakın devir yön değişti. Yani şunu söylüyorum. Aynı bobin grubu içerisindeki sıralama değiştiğinde sadece step motorun yönü değişiyor. Şimdi karşılıklı olarak sıralamayı yanlış bağlayayım. Mesela kırmızı ile yeşili değiştireyim. Şu görülmesi açısından şöyle aldık. Kırmızı uç burada. Karşılıklı bobin olarak yer değiştireyim. Şimdi verelim.
Bakın 2 ileri bir geri geliyor. 2 adım ileri normal atıyor, bir adım geri geliyor. Aynı bobin grubunda bobinlerin sıralama değişse sıkıntı yok. Ama karşılıklı bobin gruplarında eğer sıralama yanlış bağlanırsa step motor düzgün dönmüyor. İleri geri, yani mehter takımı gibi 2 ileri bir geri geliyor. Şimdi bakın, sıraladım. Biraz sonra tek çift bobin vereceğim. Adım aralığının daha küçük olduğunu umarım kameradan görebilirsiniz. Bakın şimdi tek çift gidiyor. Enerjiyi keseyim. Başlangıç koşullarını alayım. Daha yavaş döndüğünü görün. Daha yavaş dönüyor ama bunda da dalgalı bir momentum var. Step motorlarda uç bulma bu şekilde. Diğer videolarda görüşmek üzere.